Babalarımızdan veya dedilerimizden, "Nerede o eski İstanbul azizim" terennümlerini duymayanınız pek yoktur herhalde. Bu cümle eski İstanbul'a duyulan özlemi anlatır. Aynı cümleyi Atilla İlhan da bir şiirinde kullanmış. Ben bu şiiri okuduktan sonra ilgimi çeken bir şey oldu. Buraya not da aldım. Şimdi siz bu şiiri 1960 yılında kaleme aldınız. Şiirin ikinci kıtasının ikinci mısrasında "bu şehir o eski İstanbul mudur" diye bir ifade var. Şimdi babalarımız hep söylerler, "nerede o eski İstanbul" diye. Hep 1960'ları göstererek o özlemi dile getirirler. Siz 1960 yılında bu İstanbul eski İstanbul mudur diyorsunuz. Siz de özleminizi vurguluyorsunuz. Peki 1960 öncesi İstanbul nasıldı? Şimdi o özel bir şey. Aslında İstanbul'un kendisiyle direkt ilişkili değil o. O şiiri yazdığım zaman o şiiri birçok insan o şiirleri Avrupa'da yazdığımı sanıyor. Birçoğu öyle sanıyorlar değil. Onların çoğu İstanbul'da yazılmıştır o şiirlerin. Orada bahsettiğim İstanbul benimle ilgili olarak İstanbul. Yani benim yaşadığım bir İstanbul vardı. Şimdi bu yaşadığım o mu? Çünkü hayatım değişti. Birdenbire başka bir hayat yaşamaya başlamıştım. Benim bir kararım vardır gençliğimle ilgili. 1900 kaçta olduğunu tam söyleyemeyeceğim. Yalnız işte 20 yaşımla 40 yaşım arasında böyle belirli bir baltaya sap olup sabit bir yerde yaşamayacağım diye bir karar almıştım. Ve bu kararı ben uyguladım. Yani 20 yaşımda 42 yaşıma kadar İstanbul, İzmir, Ankara, Paris işte dolaştım. Bu dolaşmalar sırasında her gittiğim yerde de daha önce yaşadığım şeyleri bulamadım. Başka bir hayat haline geldi bana. Çünkü bir takım yeni izlenimlerle geliyorsunuz. Eski izlenimler şeylerini kaybediyorlar. İstanbul'da daha evvel gözünüze çok güzel ve çok muazzam görünen bir caddeyi, ne bileyim ben, Avrupa'dan geldikten sonra birdenbire ufacık bir caddeymiş gibi görebiliyorsunuz. O zaman bu şehir o eski İstanbul mudur diye sorabilirsin. Bu başka bir yermiş gibi oluyor. Bu aynen çocukluğumuzda gittiğimiz, yaşadığımız yerlere yaşlı gittiğimiz zaman "ya bu ev ne kadar alçak damlıymış" gibi bir hisse kapılırsın. Halbuki küçükken o ev kocaman görünür sana. Buna benzer bir histir o. Burada senin anladığın manada değil o. Geçmişe özlem. Hayır, öyle bir şey yok. Bende geçmişe özlem yoktur. Ben geçmişe özlem duymam. Bende garip bir gelecek özlemi vardır. İleride daha iyisi nasıl olur? Bu vardır. Yalnız tabii eski İstanbul'un özellikle belirli bir dönemde çok hoş bir şehir olduğunu düşünmüşümdür. Zaten yazdım onu ben. Romanlarda yazdım, şiirlerde de yazdım öyle bir şey. Fakat o manada bir özlemim yoktur. Çünkü ben İzmirliyim ve İzmirliler İstanbul'u beğenmez. Yani öyle midir? Öyledir tabii. Yani ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman şehir karanlık, pis ve ahşap buldum. Bu şehir ahşap. Tahtadan yapılmış bir şehir filan diye düşündük o zamanlar. Öyle algıladık. Pisti de bayağı yani. Hala da pistir de. Yani İstanbul temiz bir şehir değildir. İzmir çok temizdir. İzmir çok Akdeniz şehri olarak düşünülürse onu da sonradan değerlendirebildim. Yani İzmir'i İzmir gibi düşünürken birdenbire fark ettim ki dışarı çıkınca İzmir, Napoli, Cenova, Marsilya, Barcelona, bunlar aynı şehirler. O kadar birbirlerine benziyorlar ki bunlar. Hatta uzun sürede kafamı kurcaladı. Niye bu kadar benziyorlar diye. Sonra onu da buldum. Roma. Bunlar hepsi Roma'nın şehirleri. Eski Roma İmparatorluğu'nun limanları bunlar. Onun için 3 aşağı 5 yukarı Pire de dahil buna. Bunlar hepsi birbirine benzer bu şehirler. Şimdi o şehirlerin atmosferiyle İstanbul'un atmosferi çok farklıdır. İstanbul'un atmosferini de sonra niye benzeyeceğini buldum, onu da buldum. İstanbul daha çok Balkan şehri. Öbürleri Akdeniz şehri. Bu bir Balkan şehri. Burasını Sofya'yla, Bükreş'le, Belgrad'la mukayese edebilirsin. İstanbul'un tarzı o daha ziyade. Öyle bir şey.